Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 11 Ocak 2024 saat 10:25 itibariyle piyasa açılışını bir değerlendirelim. Tavsiye niteliği olmadan eğitime başladı. Önemli bir gün. ABD tarafında enflasyon rakamları bekleniyor. Piyasaların gıpta ile takip ettiği bir veri. Önceki açıklanan 3,1, bu ay açıklanması beklenen 3,2. Yani enflasyonda bir tık artış. Aslına bakıldığında bu iyi bir beklenti değil. 3,2 ya da üzeri bir rakam gelir ise zaten bunu da değerlendirdik. Şunu da görüyorsunuz, 3 yıldızlı tüketici fiyat endeksi yani TÜFE yıllıkta. Bu da Aralık ayının enflasyon rakamı. Biraz kar realizeleri olabilir. Borsa İstanbul'da özellikle bakalım. Yani bugün itibariyle evet direncimiz artık net bir şekilde kırıldı. Çok güzel bir görüntü artık oluştu. Zaten söyledik bunlar olacak, kırılacak, gidecek. Dolar bazında da söyledik yukarı doğru dönüşlerimiz başlayacak diye. Burada bir problem yok. Şimdi bu videoyu niye çekiyoruz? Ne olabilir? Bunları değerlendireceğiz. Arkadaşlar tabii burada yıllık TÜFE verisiyle birlikte çekirdek veri de takip edilecek. Burada da aşağı yönlü bir düşüş beklentisi var. Bu da iyi bir beklenti. Aslında burada bir manipülatif beklenti de oluşmuş durumda piyasaya bakıldığında. Bu ne anlama geliyor derseniz, burada tabii sizlerin yapması gereken şu. Bütün sakinliğinizi koruyup özgür iradenizle önünüzü iyi görmeli. Çünkü artık bundan sonra çok iyimser haber akışlarımız var. Olabildiğince kötü haber akışlarını, kötü beklentileri fiyatladığımızı düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Ki birçoğunuz da zaten bu görüşte olduğunu biliyorum. Videoları beğenme oranınızdan da %99,6 son 2 aya bakıldığında bu şekilde ilerliyoruz. Teşekkür ederim ama tabii katılım daha fazla olursa daha iyi olur. Çünkü videolarımızın görünürlüğü daha fazla artar ve ihtiyacı olan vatandaşımıza daha çabuk ulaşır. Bizim için önemli. Şimdi burada eğer kötü bir veri gelirse yani beklentinin üzerinde ya da beklenti karşılanır ise 3,2 bir miktar kar realizeleri olabilir. Ama burada korkmaya gerek var mı ya da artık öldük bittik demeye gerek var mı? Yok. Zaten ocağın 20'sine kadar kendimize süre tanımıştık. Bir problem olacağını asla düşünmüyorum. Tabii siz benim söylediğimde işte maçı kapatmayın. Bunu neden söylüyorum? Kaldıraç kullanan arkadaşlar varsa özellikle BIST özelinde yani endeksin genel görüntüsüne pozisyon açanlar varsa dikkatli olun, stoplu ilerleyin, patlatabilirler. Keza bugün ve yarın itibariyle yine Merkez Bankası Başkanımız Sayın Hafize Hanım uluslararası yatırımcılarla görüşecek. 50 trilyon dolarlık bir paradan bahsediliyor. Bu para gelişmekte olan ülke para piyasalarına başta olmak üzere akacak. Fed'in faiz indirim süreciyle birlikte bu daha da hızlanır, daha da büyür ve Türkiye'de bu pastadaki payını fazlasıyla alır diye düşünüyorum ki bunu destekleyecek en önemli haber akışlarının bir tanesi de Moody's. Yarın itibariyle akşam piyasa kapanışından sonra açıklanması bekleniyor. Yani önümüzdeki haftaya daha bir pozitif başlayacağımızı düşünüyorum. O yüzden yani bugün ve yarın itibariyle pozisyonlarımızı bence koruyabildiğimiz kadar korumamız gerekiyor borsa üzerinde. Kur tarafına bakıldığında 30 lirayı aştık. O taraf da iyi. Artık kurun yükselişine sevinir olduk yani. Çünkü piyasa normallerine ilerlediğimiz için baskı ne kadar azaltılırsa, kurun önü ne kadar açılırsa ihracatçımız için de o kadar iyi. Tabii burada Euro-Dolar'ın görüntüsü de önemli ama orada da aman aman bir iyileşme henüz daha göremedik. Çünkü dolar endeksi halen güçlü seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri güçlü duruşunu devam ettiriyor. Yani dolar varlıkları güvenli liman talebi görüyor. Umarım inşallah ABD enflasyonunda bir düşüş göreceğiz. Temennimiz hep bu yönde. Tabii verilere odaklı anlık olarak da takibimizi yapacağız. Bu veriler çok önemli. Piyasaların ana gösterge olarak takip ettiği önemli detaylar arkadaşlar. Evet piyasa beklentiye girebilir, fiyatlamaya girebilir. Ama önceki enflasyon %3,1 Kasım ayı, Aralık 3,2 bekleniyor. Bu hoş değil. Çıkar 3,3 gelir ise o zaman denge biraz bozulur işte. Yani bunlar kısa vadede hareketliliği oluşturur negatif yönlü. Ha, bir çöküş, bir baskılı, bir sancılı durumun içine girer miyiz? Hayır. Sadece alım fırsatı verir ki Borsa İstanbul'da kendi içinde kendi özelinde, kendi hikayesiyle ilerliyor zaten. Ben varlıklarımı tutmaya devam edeceğim. Olası ufak tefek geri çekilmeler zaten son alım fırsatı olarak göreceğim. Moody's
Arkadaşlar görünümü değiştirecek. Bir kez daha hatırlatalım. Buna artık kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 2024'ün ilk değerlendirmesini de Türkiye özelinde yapacağını belirtmişti. Geçtiğimiz ay pas geçmişti değerlendirmeyi. Olur da not görünümünde işte bir iyileştirmeye yapar ise yani durağandan pozitife çekme gibi. Bu bildiğiniz böyle ateşe benzin dökersiniz de bir anda harlanır ya böyle yani ateş yükselir ya. Borsa İstanbul'da da o görüntüyü görürüz arkadaşlar. Böyle cayır cayır böyle alev alev yükselen bir Borsa İstanbul görürüz. Harika olur yani ama bu değilse bu kadar bel bağlamak doğru mu? Maalesef arkadaşlar işte Moody's olsun, Fitch olsun yani Standard Poor's olsun bunlara maalesef bel bağlamış durumdayız. Çünkü yabancı yatırımcının gelmesi ve burada yönetilen fonların Türkiye piyasalarına akması bu değerlendirmelere bakıyor. Evet son dönemlerde yabancı alımlarını çok iyi derecede takip ediyoruz. Özellikle Kasım ayı itibariyle, Aralık ayı itibariyle son iyi alımları gördük. Ama Eylül ayından itibaren başta Citi olmak üzere, Deutsche Bank olmak üzere bunların alımları da böyle kontrollü bir şekilde devam etmiş. Bu verileri de kanalımızın katıl butonunda hisse senedi özel bölümünde hisse analizlerinde paylaştım. Detaylarını ve nasıl alımları gerçekleştirdiklerini izah ettim. Ve bundan sonra da zaten daha kapsamlı bir şekilde izah etmeye devam edeceğim. O yüzden yani yabancının topladığı bir ortamda şu an teslim olmanın bir manası yok. Anlık endekse baktığımızda diğer ekrandan 7.932 puan seviyesinde 0.74'lük artışla devam ediyoruz. BIST 30 0.54 artışta. Bankalar yine bugün destek veriyor. Orası da 0.74 artışta. Endeksin geneli zaten pozitif. Tek tük işte birkaç hissede negatif durumlar söz konusu. Bunlar olabilir zaten olacak da. Gidişatımız iyi. Banka tarafına baktığımızda tabii Halk Bankası'nın mahkeme kararı vardı. Mahkemenin biri düştü, biri devam ediyor. Dün itibariyle bir kâr realizesi gelmişti. Hep söyleriz. Altında üstünde iğnesi olmayan mumları gördüğünüzde grafiklerde bunlar bir miktar kâr realizelerini beraberinde getirirdik. Ve geçmiş örnekleri de hep anlattık. Halk Bankası'nda bir kâr realizesi olabilir dedik ufak. Oldu ve bugün itibariyle orası zaten %1'in üzerinde yoluna devam ediyor. Yine Garant'a baktığımızda %4'ün üzerinde güzel bir görüntü. Akbank 0.75 civarı dalgalanıyor. Bankalar hareketli. Şöyle anlık olarak yine diğer ekrandan ben size hacimleri de göstereyim. Türk Hava Yolları birinci sırada 1 milyar 685 milyon hacimle şu an devam ediyor. İkinci sırada İşçi.tr var. 1 milyar 320 milyon TL. Akbank 3. sırada 1 milyon 1 milyar civarında. Garant 997 milyon civarında. Yapı Kredi diye sıralanıyor. Yani Türk Hava Yolları'ndan sonra ilk 5'i 4 özel banka paylaşıyor. Sonrasında Ereğli, Ekos, Pegasus, Tüpraş, Kozal diye gidiyor arkadaşlar. İlk 10 bu şekilde. Ve son 3 gündür de Borsa İstanbul'daki hacim TL bazında 100 milyar TL'ye ulaştı. Hacimde de bir artış görüyoruz. Bu da bizim için güzel. Ve açığa alım satımın yasaklı olduğu bir noktada bu hacim iyi. Güzel yani bunu söyleyeyim. Bu 120-130'lara doğru muhtemeldir ki gidecek ilk etapta. Sonrasında 150 milyarın üzerine oturduğumuzu da normal piyasa hacimlerini artık bu şekilde takip edeceğiz. Umarım hikayeyi anlıyorsunuzdur. Şu an itibariyle de baktığımızda 16 milyar TL civarında, hatta 17 milyar TL'ye şu an ulaştı an itibariyle. Güzel, hareketlilik var. Nerede hareket? Orada bereket. Hisselerimizi zaten takip ediyorsunuz kanalımızda, katıl butonundan. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Geçmiş videoları da izleyin. Eğitim amaçlı olduğunu da unutmayın. Buradan da zaten elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Diğer bir taraftan Bitcoin'in ETF mevzusu vardı. Orada da manipülasyona rağmen 8 ETF'e onay geldi arkadaşlar. Bu da kısmen piyasayı şu an için tutmaya devam ediyor. Tabii altını da bir yandan destekliyor. Altının ETF mevzusunu hatırlayanlar vardır. Bu genel anlamda sektöre olumlu yansır ama kısa vadede tabii neden ateşlemedi, neden roketlemedi diyenler var. Orada da ufak bir değinme yapayım. İlk etapta bu beklenti zaten satın alınmıştı. Şimdi
Bitcoin dominansını takip edeceksiniz. Altlar bir miktar hareketleniyor. Orada da ana rally için direnç seviyelerini hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde belirttik. Temkinli olun. Ufak tefek kâr realizeleri olabilir ki olmak da zaten zorunda. Abi orada ufak tefek kâr realizesi çok beklenemez. Büyük operasyonlar gerçekleşir. Söylediğim gibi yani en az bir yıl vadede orada kalacak bir havaya sahip olmalısınız. Aksi takdirde üzücü durumlar oluşabilir. Dikkatli olun. Yine bir analiz daha gelir. Bir hafta kapanışını bir görelim bütün piyasalarda. Bizim için şu an önemli olan Borsa İstanbul'un genel görüntüsü ve gelecek olan veriler, haber akışları işte Moody's'tir, Fed'in faiz kararıdır. Pardon, Fed'in enflasyon verilerini takip edeceğiz. Ve tabii kurun genel gidişatı, ama kurdu zaten 30'un üzerine artık geçtik. 30 liranın altı yok. Bitti. Altın 1962 lira seviyesinde gram bazında. Ons altında 2000 doların üzerinde, 2020 doların üzerinde kalıcılığını devam ettiriyor. Takibimiz bu şekilde. Bugün 16.30'da neyin ne olduğu zaten belli olacak. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Dikkatli olun, hırslı olmayın bugün için. Biraz sakinliğinizi korur iseniz iyi olur diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.